Merhaba arkadaşlar. Bu tedarikçimizde de dini motiflere daha çok önem verilen bir satıcımız diyelim. Yine HTML linkiyle satış yapan, dropshipping sistemine uyum sağlayan bir firma. Desenlio.com. Burayı seçmemdeki tercih şu ana kadar genelde birçok kategoriden elimden geldiği kadar bahsettim ama hatırladığım kadarıyla dini kısımdan hiç bahsetmemiştim. Özellikle oradan da bahsetmek istedim. Hatta listenin arasına denk geldim. İlk başta bunu da paylaşayım dedim. Keşke de ilk başta paylaşmasaydım. Yani ilk videolarda daha iyi olurdu. Neyse herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi genelde Canvas tablo üzerinde bizim satış yaptığımız farklı bir firma var. Şeyde belki mağazamda görmüştürsünüz. Canvas tablolar var. Ortalama 8-9 güne yakın. Burada da dini şekilde kanvas tablolar var arkadaşlar. Yani farklı yine manzara içerenler de var ama kalite kısmında nasıl orasını tabi tam bilemiyorum. Diğer aldığım yerden ben getirtmiştim. Kalite kısmını görmüştüm ama buradan da gerekirse getirtirerek kalite kısmını görürüz ama fotoğraflara göre baktığımız zaman hemen hemen diğer aldığım yerle aynı eşdeğer hatta daha da kaliteli şekilde görünüyor. Zaten fiyatlarından da bunu anlıyoruz. Yani fiyatın yüksek olması kaliteli olması anlamına gelmiyor ama şimdi şöyle söyleyeyim. Renkli bir yazıcı aldığınız zaman 4 renkli yazıcı ile 6 renkli yazıcı arasında fark var. Hem fiyat farkı var hem kalite farkı var. Firma 6 renkli yazıcı kullandığından bahsediyor. Yani 6 renkli yazıcı dediğiniz renkleri daha canlı şekilde ön plana çıkarıyor. Yani size WhatsApp'tan ya da maille gelen bir fotoğrafın birebir çıktısını 6 renkliyle alabilirsiniz ama normal şartlarda alamazsınız. 4 renkliyle biraz mat durur. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. Genelde gördüğünüz gibi tablolar var. İşte ev tekstiline önem verilmiş. Kur'an-ı Kerim kısmı var. Dini ürünler kısmı var. Zaten Kur'an-ı Kerim de dini motiflere girdiği için onu haricen söylememe gerek yok. Yani HTML linki de verdiği için birçok kısımda satışı hızlı şekilde olur diye tahmin ediyorum. Ya da belli dönemde hızlı gitmese dahi belirli dönemlerde yani anlıyorsunuz ne demek istediğimi hızlı şekilde satışlar olabileceğini tahmin ettiğim bir site olduğu için paylaşmak istedim arkadaşlar. Yine seccade kısımları da var. Artık şu zamanda kişiye özel seccade değil de yani hediyelik seccade alımlarında da genelde internet kısmı tercih edilebiliyor. Benim tercihim sizlere seccade boyutunda gerekirse kâr marjını biraz düşük tutun, diğerlerini de biraz yüksek tutun. Çünkü hacdan gelen kişiler hac umre organizasyonları sonrasında duruma göre internetten de alışveriş yapıyorlar hediyelik ürünler için. Orada da en azından bir nebze de olsa sizin sitenizden de satış olmuş olabilir. Yani bu şekilde hediyelik ürünler de geçiyor yine. En azından mağazanızda bulunması gereken kategorilerden diyebilirim arkadaşlar. Şimdi XML bayilik sözleşmesi kısmına gelelim. Evet, XML sözleşmesinde Kervansaray Art Kültür gibisinden geçiyor. Hatta bizim listede de Kervansaray Tablo diye farklı bir bahsedeceğim bir yer daha vardı. Hatta şu anda isterseniz orayı da açayım kervansaraytablo.com olarak. Bakalım orayla bir muhtemelen aynı sitede olabilir. O açılsın. Bir de o arada XML linkinde arkadaşlar toplamda 35 farklı kategoride 3500 tane ürün olduğundan bahsediliyor. Aynı zamanda tüm ürünlerin güncellemesi 3 aylık periyotlarla yapılır. XML ücreti yıllık 2500 TL artı KDV ile KDV yani XML ücreti XML ücretli arkadaşlar. Sözleşme ve XML altyapı bilgilendirmesi işleminden sonra 5 İş günü içinde XML hazırlanarak tarafınıza iletilir. Yani bu da demek oluyor ki sizin çalışmış olduğunuz firmanın altyapısına göre size özel XML yapıyorlar. Yani stok montu ile çalışıyorsanız entegrasyonda stok montun müşteri hizmetleriyle gerekirse iletişime geçerek XML modülü nasıl diye sorduğunuz zaman size bilgi veriyorlar. O bilgiyi de siteye ilettiğiniz zaman desenlio.com'a o bilgilerle işlem yapıyorlar. XML linki çevirme işleminde stok montu
ayrıyetten bir para ödemiyorsunuz. StockMont'ta böyle bir işlem var. Kullanıcılar bilir. Entegrasyon süreci tamamen size aittir. Başka böyle dikkat etmenizi çeken, pazar yerine ürünlerinizin yüklemesini talep etmeniz durumunda tarafımızdan her bir pazar yeri için 1250 TL art 1250 artı KDV şeklinde bizim tarafımızdan eksiksiz olarak 10 iş günü içerisinde yüklenerek teslim edilecektir. Web sitenizin bizim tarafımızdan yapılarak ürünlerin yüklenmesi dahil anahtar teslim bedeli 6000 artı KDV. Bayi için tanımlanmış fiyatmış bu. Normalde şu aslında sadece 1-2 pazar yeriyle çalışıyorsanız ya da 1-2 tane tedarikçiyle çalışıyorsanız fena bir rakam değil diyebilirim. Hani ama halihazırda kullandığınız bir entegrasyon firması varsa bu parayı bir daha ödemeye gerek yok. XML entegrasyonu tamamlandıktan sonra ürünler sitenize satışa hazır hale gelir. Desenio.com adresinde sitemize üye olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizi onayladıktan sonra XML Buyer grubuna alındığınızda toptan fiyatları görebileceksiniz. Size verilen XML'deki toptan fiyatları istediğiniz kar marjını koyarak satışa sunabilirsiniz. Bu arada aklıma gelmişken arkadaşlar, eğer böyle ücretli şekilde XML linki aldıysanız mağazanıza entegrasyon firması aracılığıyla ürünleri yüklüyorsanız aynı zamanda da sosyal platformlarda, sosyal hesaplarınızda manuel şekilde kendiniz yüklemeyi yapın. Oralarda da satış açın. Sonuçta bir para vermişsiniz. İstediğiniz şekilde, istediğiniz yerde satışını yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı olmaz onun. Ürünlere giriş yaparak %20 ile %40 kar marjı ile satın alabilirsiniz. Yani bu kar marjı tamamen size kalmış. Ben bu maddeye katılmıyorum. Genelde %20, %30 kar marjı bir veriyoruz diyorlar ama yeri geliyor %100 bile, hatta %100'den fazla kar marjı ettiğiniz ürünleri orada dahi oluyor. Yurt içi kargo ile anlaşması var. XML alan bayi karşılar. Kargo ücretini göndermelerde ve iadelerde XML alan bayi karşılar. Bayi Kervansaray Art Kültür anlaşmalı fiyatından alıp gönderebilir. Şu kervansaray.com'a da girelim. Herhangi bir bağlantısı var mı onu bakmak istiyorum. Evet, fotoğrafta aynı olduğuna göre muhtemelen site aynı arkadaşlar. Burada sadece tabloyu sergilemişler. Diğer sitede de anladığım kadarıyla, hatta şurada satış ortaklığı da satıl yazılmış ama satış ortaklığı kısmı da var. Ona tıkladığımız zaman da muhtemelen bizi desenlio.com'a aktarabilir. Evet. Online bayimize olun ve kazanmaya başlayın diyor. Eğer isterseniz ilk etapta diyelim ki ücretli şekilde XML linki almıyorum, bu fiyatlarla satış yapabilirim. Kendinize güveniyorsanız, yani kendinize güveniyorsanız derken arkadaşlar, işte atıyorum diyelim ki şu ürünleri aldım ben, bu parayla aldım, bu fiyatla kar marjı olarak siteye yükledim. Herhangi bir bayilik almayın. Tek tek manuel şekilde ürünleri yüklemeyi yapın. Baktınız satışı güzel, ondan sonra ürün alımını yaparsınız. Şuradan hatta bir tanesinin fiyatına bakmak istiyorum. Trendyol gibi ortamlarda var mıdır? Varsa da fiyatları ne civarda? Şu ben Kervansaray tabloyu da anlatmış gibi işaretleyeyim ki en azından orada aradan çıkmış olsun. Ortalama şuna benziyor. Oo. Ha, 12 adet hac ve umre dağıtmalık. Tamam. Ben de tanesi diyecektim. 500 liraysa çok güzel kar marjı diyecektim. Yani şunla şu hemen hemen aynı. Sadece arada renk farkı var. Burada acaba kaç adet fiyatı bu? Fiyat 104 lira. Adet fiyatıdır görünmediğine göre. Bir tane de şöyle Kur'an-ı Kerim aratalım. Yani burada sitede daha ucuz ama işte bayilikten sonra belki burada da fiyat daha da aşağıya çekilmiş olabilir. 10 adeti 500 liraysa ortalama 50 lira gibi bir fiyata alınıyor buradan. Yine kadife çantalı.
Şöyle bakalım. Genelde başlıklarda bu şekilde işlem yapıyorum arkadaşlar. Özellikle durdurmadan yapıyorum ki sizler de ürün aratırken görün nasıl oldun. Ha şu üründe mor diyor. Mor, yeşil. Bizdeki ürünle bu aynı. Sadece arada renk farkı var. Birebir aynı rengi arayalım mı? Pembeye geldik. Gül kurusu. Neyse birebir aynısını bulmaya çalışmayalım. Şöyle bir bakayım. O yanlış yere bastım. Yani 515 TL'ymiş. Burada diğer sitede daha yüksek miydi? Hemen. Ha, doğru yerdeymişiz ya. Site açılınca ben de direkt desenio.com'a girdik sandım. Trendyol'da fiyatı daha uygun arkadaşlar. Ama buradaki işte kar marjı bayili aldıktan sonra ne kadar düşer onu sormak lazım. Hatta bayili almadan önce benim size tavsiyem, bu gibi işlemlerde bazen de benim de yaptığım durumlar oluyor. Müşteri hizmetleriyle görüşerek fiyat karşılaştırmasını söyleyin, bahsedin. Sonuçta para verilecek, bu ayıp bir şey değil. Yani atıyorum diyelim ki bu ürün için işte siz 784 TL'ye veriyorsunuz, bu ürünün bana gelişi bayili aldıktan sonra ne kadar olur? Kar marjı bunun işte fiyat ne kadar aşağı çekilecek? %40 komisyonlu mu alacağım? %20 komisyonlu mu alacağım? Bunun üzerine bir işlem sunulabilir. Hatta şurada kitap üzerine yazılacak isim veya yazı, hediye notu, yani kişiye ödenmiş. Burada nasıl? Burada kişiye özel değil. Ha, fiyatın biraz daha düşük olması bundan da kaynaklı olabilir arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ama şurada sadece bir resimde kişiye özel gibi konulmuş. Muhtemelen kişiye özel yerini kaldırmışlar. Sadece normal şekilde satışa koymuşlar bunu ve anladığım kadarıyla da satan yerle marka ismi aynı olduğu için muhtemelen egzeme şeyle satmıyor. Entegrasyon firması aracılığı kullanmamış olabilir. Yani kullanmama ihtimali yüksek diyebilirim. Ama kişiye özel kısmı ile açarak işlem yapabilirsiniz. Zaten genelde bu gibi işlemlerde Kur'an-ı Kerim hediye edilirken kişiye özel olarak hediye, genelde hediyelerde kişiye özel olarak yapıyorlar. Tabii bu yine sizin seçiminize kalmış ama diğer dediğim şeyi de geriye atmayın. Yani aklınızda kalsın o zaman için. Atıyorum fiyat karşılaştırmasını yapın. Firmayla iletişime geçin. Bakın deyin, aynı ürün Trendyol'da 515 liraya siz bana veriyorsunuz. İşte 780'den diyelim ki düşsün 500'e. Ben 500'e bu ürünü alırsam buradaki kişiyle rekabet ortamına giremem. Hadi girsem bile kargo fiyatı, komisyon fiyatı derken hiçbir şekilde kar edemem. Ya bana XML linkini ücretsiz verin ya da kar marjını biraz daha düşürün. Yok, ikisini de yapamıyorum derseniz farklı bir firmaya bakın. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.